Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Son kararnameyle Bingöl Valiliğinden Aksaray Valiliğine atanan Ali Mantı görevine başladı. Vali Mantı Aksaray'a gelişinde Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut ve il protokolü tarafından karşılandı. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle karşılanan Vali Ali Mantı, il protokolü ile tek tek selamlaştı, tebrikleri kabul etti. Vali Mantı, Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmasında adalet ve hakkaniyet vurgusu yaparak bayrak yarışında yapılmış hizmetleri daha ileriye taşımak için emin adımlarla hep birlikte çalışacağız dedi. Aksaray'ın merkezinde bulunan ve 1156 ile 1192 yılları arasında inşa edilen 2. Kılıçarslan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Milletvekili İknur İnceöz, restorasyon çalışmalarında sona gelinen hamamda incelemelerde bulundu. Aksaray Belediyesi tarafından niteliği korunarak gün yüzüne çıkarılan hamamın tamamını gezen Yazgı ve İnceöz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Restorasyonunda sona gelinen hamam tamamlandığında evrensel bir değere sahip olan binlerce yıllık hamam geleneği oluşturulan müze konseptiyle nesilden nesile aktarılacak ve turizme ivme kazandıracak. Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin merkezi noktasındaki merkezi caddeler ve kapalı çarşıda genel temizlik çalışması yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden temizlik çalışmasıyla her gün binlerce kişinin uğrak mekanlarından olan kapalı çarşı daha temiz ve hijyenik bir görünüm alırken, vatandaşlar ve kapalı çarşı esnafları yapılan çalışmadan dolayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte Aksaray Belediyesi adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adıyaman Valiliğine atanan Vali Aykut Pekmez için veda yemeği düzenledi. İl protokolünü bir araya getiren yemekte duygusal anlar yaşandı. Eşi Yeşim Pekmez de kendisi için düzenlenen yemeğe katılan Pekmez, misafirlerle tek tek ilgilendi. Aksaray'da görev yaptığı 2,5 yılı değerlendiren bir teşekkür konuşması yaparak bu güzel kenti ve Aksaraylıları unutmayacağını söyledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray halkına verdiği kıymetli hizmetlerden dolayı Vali Pekmez'e teşekkür ederek hediye takdim etti. Gecede Başkan Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı da Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e veda hediyesi verdi. Adıyaman Valiliğine atanan Vali Aykut Pekmez'e veda yemeğinde yapılan duygu dolu konuşmalar geceye damga vurdu. Veda yemeğine katılan AK Parti milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Ramazan Kaşlı ve STK başkanları gecede yaptıkları konuşmada 2,5 yıl görev süresi boyunca gösterdiği ilgi, alaka ve başarılı çalışmalarından dolayı Vali Pekmez'e teşekkür ettiler, yeni görev yerinde başarılar dilediler. Böyle çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz büyüklerimizi Aksaray'dan uğurlamak gerçekten de
en duygu dolu anların yaşandığı zamanlar oluyor. Bu da öyle zamanlardan bir tanesi. Aksaray Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 2 Kasım Cuma günü sahnelenen 2. Bahar tiyatro oyunu büyük bir beğeniyle izlendi. Serkan Budağ'ın uyarlayıp yönetmenliğini yaptığı iki perdelik komedi oyununda ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ile solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer bir kuşağın yaşadıkları anlatılıyor. Oyun Aksaray seyircisinden tam not alırken Aksaray Belediyesi'nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri her yaştan seyirciye hitap eden programlarla devam edecek. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.